Benim anladığım kadarıyla, yine söylüyorum, Yavuz Bey son noktada bir iz bırakmak istiyor seçimden önce. Ne olur onu da söyleyeyim. Eğer kazanamazsa Millet İttifakı, Millet İttifakı kazanamazsa İyi Parti'nin başına, genel başkanlığına oynarım. Kazanırsa Büyük Birlik Partisi'nin başına oynarım. Güzel hesaplar, güzel hesaplamalar olabilir, siyaset yapıyorlar. Ben sadece şunu söyleyeyim, samimi olmak lazım ama. Yani bugün o kadar hakareti hem masaya, ki masaya yani masa dediğiniz 6 lider oturuyor. Biri de sizin genel başkanınız. Evet. O kadar ağır ithamlar, o kadar ağır suçlamalar yaptıktan sonra ben olsam, yani ben kusura bakmasın Yavuz Bey, bir saniye durmam. Bir saniye. Duruyorsa ne anlam çıkar? Duruyorsa ne anlam çıkar? Ben sana söyledim. Meral Hanım da büyük bir tepki göstermiyorsa, İyi Partililer büyük tepki göstermiyorsa ne anlam çıkar? Bak yakışıklı. Meral Hanım tepki göstermiş, atmış tweetini. Ben oturdum sofradan kalkmıyorum. Ne demiş Yavuz Bey'i ihraç mı ettim demiş. Tepki bir saniye. Budur. Bazı şeyler vardır siyaseten. Zamanı vardır. O zamanı kollarsın. Hani zamanın ruhu diye bir şey vardır. Niye versin ki yani Yavuz Ağır Ali oğluna? Neden böyle bir pay? Ona hadi git demek, tepki göstermek açıktan aslında tam da onun istediği şeyi yapmaktır. Neden yapsın? Sen yoktun ben dedim. Ben olsam Meral Akşener'in yerinde İyi Partilerin duymaz görmez olurum. Çünkü yaptığı şey ya gerçekten etik değil siyaseten. Peki siz partinizi, o zaman İyi Partililer Yavuz Bey gibi düşünmüyor mu diyorsunuz? Çok ağır ithamlarda bulunan konuşmayı. Siz o zaman İyi Partililer Yavuz Bey gibi düşünmüyor diyorsunuz. Düşünmüyor tabii, düşünüyor olsalar o masada oturmazlar. Dolayısıyla HDP'nin PKK'nın yanında konumlandığını düşünmüyorlar diyorsunuz. Bak aynı şey değil. Yavuz Bey aynısını saydı durdu. Yakışıklı. Hayır, bak, bak Yavuz Bey'in söylediği şey ne? Laf ebeliği yapma, çarpıtma. Bak HDP ne diyor? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyor. Yavuz Bey hangi sözüne katılmıyor İyi Partililer? Ya şimdi hangi sözüne? Yavuz, onu söyle. Yavuz Ağır Alioğlu HDP PKK'nın yanında konumlanıyor dedi diye. Hı. Bunu dedi diye buna katılmayan, yani ben Yavuz Bey'in söylediklerine evet. CHP'liler mi böyle düşünüyor? Ha? Saadettiler mi? Orada o masada 6 tane parti var. Bir de şey ya. Düşünmüyorlar HDP'yi onlar öyle. İyi Parti kendisi açık açık söylüyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Söz hakkı sizde de şöyle. Bırakmıyorsun. Bak, özür dilerim. Sözümü sorup çekiliyorum. Yavuz Bey'in hangi sözüne itiraz ediyor İyi Partililer? Yavuz Bey'in hangi sözüne itiraz ediyorsun mu var ya? İhanet içerisinde olmasa, terörün gölgesinde. Şimdi kardeşim, sen terörün gölgesinde dediğin o masada senin genel başkanın da oturuyor. Senin İyi Parti'nin orada ortak mutabakat metnine imza atmış. Hı. Madem böyle düşünüyorsun, o zaman çık git. Peki Meral Hanım niye ihraç etmiyor? Devletin çok devletin şerefli makamlarının bölücülerin pazarlığı haline getirildiği. Mesela Devlet Bahçeli'ye birisi dese ki terörün gölgesindesin dese ne yapar? Sen çok aceleci davranıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan terörün gölgesindesin dese bir milletvekili ne yapar? Devlet Bey hiçbir milletvekili öyle bir şey yapmaz. Sen çok aceleci davranıyorsun ama. Beklemen lazım. Cem Bey diyemez tabii. Biraz sabırlı ol yani. Yok sabırlı ol. Biraz Meral Hanım'ı konuşturduğunu düşünmüyor musunuz Yavuz Bey? Efendim? Meral Hanım'ın konuşturduğunu düşünüyor evet, musunuz? Evet Meral Hanım'ın düşünceleridir bunlar. Öyle diyor ama ben anlamıyorum yani. Hayır canım. Yani karışık ben gayet düz konuşuyorum. Bir de şöyle sizin bir durum oluştu. Karışık. Benim kafam karışık. Zannedersem HDP'yi korumak istiyorsunuz. Zannedersem diyorum. Adınıza konuşmak istemiyorum. Bu koruma kalkanıyla birlikte de Yavuz Bey'in tamamen tek başına müstakil orada bir tane adam işte konuştu İyi Parti'de. Bak, bak yakışıklı falan. Ben HDP'yi falan korumak istemiyorum. Buyurun. Avukatı değilim HDP'nin. HDP'li değilim. HDP'nin sözcüsü değilim. Ama HDP'nin arkasında milyonlarca seçmen var. Onların hakkına da halal gelmesini istemem. Peki, HDP, sen HDP, PKK'yla aynı konumda dedikçe o hayır, seçmen hayır. Zıplıyor. HDP'nin PKK'yla bir ilişkisi var bir mı? Bir saniye. Yok bir saniye. Niye cevap veremiyorsun? Ya niye cevap vereyim sana ya? Bak, bekle. PKK deyince hiçbir cevap yok. Peki bu HDP'nin PKK'yla ilişkisi varken niye senin genel başkanın, AK Parti'nin genel başkanı, senin devletin oturup oturup masalarda pasta börek yediler? PKK yapışıklı. Silah bıraksın diye. Ha? Allah Allah. Seçimde aynı pusulada aynı adama oy verelim diye değil. Peki. Nereden biliyorsun bu insanların da PKK silah bıraksın diye uğraşmayacağını? Çünkü ses çıkarmıyorlar. Bak bu yaptığınız etik değil. Etik canım. Hiç samimi aa, değil. Aa PKK'yı eleştirince aa, etik olmuyor muyuz? Ya PKK bak. HDP'yi eleştirince şey etik olmuyor muyuz? Bina, hayır. Bu yaptığım nasıl sen etik Cumhuriyet değil? Halk Partisi'ni HDP'ler PKK'ya terör örgütü diyemeyecek. Onlarınki etik olacak. Ben de PKK'yı eleştireceğim etiksiz olacağım. Kurduğu partiyi terörle ilişkilendiriyorsun.
ve bunu yaparken de kendisini terör dönmesine söylemiş bahane mi ediyorsun? Yok, Yavuz Bey kendi konuştu, ben mi konuştum? Tamam, daha bir şey yok. Daha seçim kazanılmadı. Daha bir çözüm süreci başlamadı. Masaya oturulmadı. Oslo'da orada görüşülmedi. İmralı'ya gidip gelme. Peki sen bana o zaman anlat. Çözüm sürecinin sonunda oy pusulası mı geldi milletin önüne? Bunları söyleyebiliyor muydun? Çözüm sürecinin sonunda milletin önüne oy pusulası mı geldi? Ne var oy pusulasında? Oy pusulasında ortaklık var. Ortak ideoloji var. Yalan çözüm sürecinde PKK silah bıraksın denildi. Algı yapıyorsun. Yarın peki derse. Çözüm sürecinde PKK silah bıraksın denildi. Cem Bey çözüm sürecini desteklemiyor. Yakışık ben de çözüm sürecini şey destekliyorum. Ama aynı milli çerçeveden bakarak söylüyorum Hacı, bunu. Hacı bir şey diyeceğim. Buyurun efendim. Yarın 10 gün sonra 15 gün sonra HDP kanadından önemli 2-3 isim çıktı. Dedi ki biraz önce dedi, bu yoktu galiba değil mi? Çok özür dilerim. Bak hakarete başladı bu. Hayır. Sen geç geldin. Çıktı HDP'nin. İnsana o bu şu denmez. HDP'nin başka buyurun bir şeyi var. Mesela önemli isimler ben var. Ben dediğinizi çoktan dedi ki, anladım, cevabım hazır. Dediler buyurun ki biz Kılıçdaroğlu'na destek vermiyoruz. Biz bildiğimiz ayranı bilmediğimiz yoğurda değişmeyiz. Biz Erdoğan'la vaktindeki bunu bana diyenler var bak tamam. HDP'de. HDP'de. Ben anladım, cevabım İsim hazır. Vermek istemiyorum çünkü kayıt dışı. Devam edin söyleyin. Deseler ki ya bizim için vaktinde çok büyük şeyler yaptı. Çözüm sürecinde bizim için, Türkiye için, barış için biz Erdoğan'ı destekliyoruz yaptı derlerse. Sonuçlanmadı, yanlış oldu. Ama biz o eski ahde vefa ve yeni bir sürecin de başlaması adına evet biz Sayın Erdoğan'a destek veriyoruz derse ne diyeceksin? Cevap. PKK'ya terör örgütü diyemeyen hiç kimsenin desteğini istemiyoruz. Vaktinde de diyeydiniz bunu. Cevap böyle geliyor oradan. Milliyetçi Hareket Partisi PKK'ya terör örgütü diyemeyen çaycıyı bile içeri almaz. Bir şey söyleyeceğim. AK Parti PKK'ya terör örgütü diyemeyen çaycıyı bile içeri almaz. HDP demiyor. Peki CHP mi demiyor? Ben mi demiyorum? İyi Parti mi diyor? Ben diyorum eli kanlı terör örgütü. Kime? PKK'ya. Tamam diyorum. HDP diyor mu? Ha? Bir dakika sen niye HDP'ye takıldın? Şunun meselemiz için HDP mi? Ben CHP adına Sayın demeyeyim. Kılıçdaroğlu. CHP'ye istinaden HDP. İyi Parti'ye istinaden söylüyorum. HDP. Hangisi orada PKK terör örgütü değildir diyor. Hepsi bir terör örgütüdür diyor. Hayır. O zaman sen Hüdapar da gireriz. Bir dakika, Hüdapar Hizbullah terör örgütü değildir diyor. Nasıl Hizbullah'ın elebaşı diyorsun? Nasıl içine Hizbullah terör örgütü nerede? Allah Allah neredesin? Şu anda söyler misin? Şu anda nerede? Kafkanın katilleri. Ben bak Hizbullah. Bugün ayın kaçı? Mart 2023. Bana söyler misin Hizbullah nerede? Benim teröristim. Hizbullah diye bugün bir terör örgütü yok Türkiye'de. Bana destek veren terör. Ama PKK diye bir terör örgütü var. Ona destek veren mi? Böyle hayır bir şey. Ben bak ben eline silah alan bütün örgütlere karşıyım. Devlet dışında hiçbir örgüt eline silah alamaz. Adı Hizbullah olur, PKK olur. O zaman Hüdapar için aynı şeyi söyle. Hizbullah diye bir terör örgütü şu anda olsaydı Türkiye'de, Hizbullah olsaydı Türkiye'de. Biz o zaman konuşurduk. Yok ki. Yok da. Ama PKK Allah var. Bir saniye, Hizbullah var ama değil mi? Yok şu anda. Hayır, nasıl yok nerede şu anda? İran'da. Söyler misiniz? Hayır İran. İran'da Hizbullah, İran Hizbullah'ı. Lübnan'daki Lübnan Hizbullah'ı, Filistin'deki Filistin Hizbullah'ı. Türkiye'de bu Hizbullah'lar aynı değil. Katliamları unutacağız mı Hizbullah'ın? O dönemi ayrı tartışılır. Hizbullah övme diye bir şey yok. Nasıl? Hanımefendi, genel Türkiye'de başkanı, kaç Hizbullah vardı biliyor musunuz? Genel başkanı. Kaç Hizbullah vardı? Genel başkanı defalarca sorulmasına rağmen Hizbullah siz terör örgütü diye ben görmüyorum dedi. Burada gene bu ekranda Hüdapar'ın bana Hizbullah'ın şu andaki başını söyler misiniz Türkiye'de? Bak samimi ol. Ben samimi oluyorum siz de olun. PKK'nın başı Murat Karayılan. Hizbullah'ın başı kim? Yok. Çünkü Hizbullah diye bir terör örgütü şu anda yok hanımefendi. Abi ben onu söylüyorum. Hizbullah'ın başı kim ama Hizbullah'ın başı bir ara biliyorsun Beykoz'da bir ara dediğiniz 90'lı yıllarda Eşref Bitlis'in uçağının düşürüldüğü, Turgut Özal'ın zehirlendiği 33 erin silahsız olarak Bingöl-Elazığ karayolunda öldürüldüğü, Aselsan mühendislerin öldürüldüğü 90'lı yılların karanlık tarihinden bahsediyorsunuz. Son cümleleri o karanlık tarihin içinde bir sola oluşturmaya çalışıyorsunuz. Gaffar Okan'ın karanlık tarihini unutacağız öyle Gaffar Okan bizim Gaffar Okan'ımız. O zaman, niye o zaman kim öldürdü Gaffar Okan'ı? Sen niye o zaman Uğur Mumcu'yu kim öldürdü o zaman cevap ver. Hizbullah öldürdü. Bilmiyor musun bunu? Peki o zaman bulun. Hizbullah'ı öldürdü diyerek çıkıyorsunuz. Ben niye bulayım? Devlet bu arada ben Hizbullah'ı savunmuyorum. Savunuyorsun. Ben, bak. Savunuyorsun. Savunmuyorum. Çünkü işinize geliyor. Ben diyorum ki devletin dışında hiçbir örgüt, çünkü Hüdapar PKK'yı, PKK'nın en çok korktuğu partilerden birisi Hüdapar ve Kandil'de Hüdapar ismi geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor musunuz? Bu Hüdapar bizi çok engelliyor ya diyor. Kandil'de bu Hüdapar bizi Hüdapar Türk bayrağının önünde konuşmakta da parantez açacağım. İttifakta olabilirim. Hüdapar ittifakta değil ki şu anda. Hüdapar ittifakta değil. Hüdapar Cumhurbaşkanı'nı destekliyor şu anda. Gerçekten ben sürmenaj mı Hüdapar ittifakta oldunuz sürmenaj.
Hüdapar şu anda Cumhurbaşkanı'nı destekliyor ancak Cumhur İttifakı'nın içerisinde değil. Göreceğiz. Efendim göreceğiz. Girebilir, girerse de o gün konuşuruz. Milletvekili listelerinde olacaklar mı? Ne var peki, burada ayrıca? Peki, müsaade edin lütfen Onur Erim'e geçeyim. Ya, yasal, Hala Bey, Sevil'e yanım. Yasal platformda siyaset yapmak varken, insanları siz niçin dışlamak... Ya PKK i̇nsanları diye bir örgüt var. Adam. İnsanları illaki cici, yasal olmayan diye bir örgüt yok. Anlaşıldı. Ne demek istediğiniz çok net anladım. O zaman, pekala. Hacı Bey daha sonra alayım. Bir soru sorayım da. Şaban HDP sizce Sevil Ayhan. Bir soru rica ediyorum. HDP sınır ötesi operasyonlara karşı mı değil mi? Karşı. Evet. Peki sınır ötesi operasyonlara karşı olan HDP bu operasyonlar dursun karşılığında Kemal Bey'e destek vermiş midir vermemiş midir? Anlamadım ya. HDP'nin bir numaralı maddesi nedir? HDP'nin bir numaralı maddesi Kürtlerin dili değildir. Bunu siz de biliyorsunuz efendim. Neymiş Kürt? Bir numaralı maddesi HDP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki Kandil böyle dibindeki şey operasyonları böyle dursun. Böyle bir şey yok. HDP böyle, böyle bir şey söylemiyor mu? Maddesi, tüzüğü, sürmenaj olmuşsunuz mu? Neyse sürmenaj. Sürmenaj olmadım o kadar bilmiyorum. Değil ama yani. Valla sürmenaj, sürmenaj olmuşsunuz. Hayır sürmenaj olmuşsunuz. Farkındayım. Bak mesele HDP'nin eğer operasyonlar dursun çağrısını bakacı, görmediyseniz vallahi bir şey demiyorum ben sana bir şey söyleyeyim. Senin şu konuşmalarından en büyük zararı AK Parti görüyor. Niye görsün? Siz onların PKK'ya oyuna terör ihtiyaç örgütü duymuyor demek musunuz? AK Parti'ye zarar vermek siz onların oyuna ihtiyaç HDP duymuyor HDP seçmeniyle PKK bir tutulamaz peki, demek zarar vermek midir? Lütfen rica edin. Ben PKK'yı beklerim. Beni o noktaya mı getirdin? AK Parti adına konuşmuyorum. Ben AK Parti adına konuşmuyorum. Ben AK Parti'nin yetkilisi de değilim. Masadan gidiyorsun. Sen nasıl HDP'nin yetkilisi değilsin? Ben de AK Parti'nin yetkilisi değilim. Yeterli lütfen. Teşekkür ediyorum. Masadan sürekli şeye gidiyor. Masayı konuşuyoruz yahu.